Merhaba değerli izleyenler. BTK başkanlarıyla Bölgenin Nabzı programına hoş geldiniz. Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Mart bugün bizlerle beraber. Sorularınızı Twitter ve Facebook üzerinden bize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bu nazik davetiniz için size ve TÜRSAP ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Rica ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı olarak hangi bölgelerden sorumlusunuz? Biz Erciyes BTK olarak Sivas, Yozgat ve Kayseri'yi kapsayan 3 ilden sorumluyuz. Toplamda 132 tane seyahat ajantamız var. Sayı verecek olursak merkez Kayseri merkezde 74 tane merkez ajantamız var. 16 tane şubemiz var. Sivas'ta 19 tane merkez ajantamız var ve 11 şubemiz var. Yozgat'ta 4 merkez, 8 şube olmak üzere toplam 132 tane seyahat ajantamız var. Evet. TÜRSAP kurumsallaşma sürecinde ciddi adımlar attı. Evet. Siz BTK Başkanı olarak bu anlamda bölgenizde neler yaptınız acaba? Şimdi öncelikle kurumsallaşmanın merkezde olması gerekiyor ki BTK'lar da bu kurumsallaşmaya adım atsın ve uysun. Kurumsallaşma BTK'larda merkezde başladığı için bizler de bu yeni yönetimle birlikte kurumsallaşmaya adım attık. Öncelikle kurumları ziyaret ettik. Kendimizi tanıttık. TÜRSAP'ın neler yaptığını anlattık. Bütün kurumları gezdik. Artı olarak yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte biliyorsunuz ki Milli Eğitim Müdürlükleri ne ziyaret ettik. Orada öğretmenlerin yapmış olduğu turları anlattık. Bununla ilgili onlara briefing verdik. Turların nasıl olması gerektiğini ve bu sahte belgeciliğin önüne geçebilmek için de Milli Eğitim'le bir anlaşma gibi bir şey yaptık. Okul gezilerinde, müracaatlarında verilen evraklarda direkt bizi arıyorlar. Evrakların teyidini alıyorlar. Biz de o ajantayı arıyoruz. Bu evraklar sizin mi? Doğru mu? Diye teyidini alıp turları bu şekilde düzenliyoruz. Düzenlemiş oluyoruz. Bütün Sivas, Yozgat ilimizde de şimdi bizim birliğimiz Kayseri'de. Sivas ve Yozgat için de bölge başkanları atadık. Orada da bizim güçlü bir şekilde temsil edilebilmemiz için bu şekilde kurumsallığa sürecine girmiş bulunmuş olduk. Evet. Bölgenizdeki acentaların ağırlıklı faaliyet alanları nelerdir ve yaşadığı sorunlar öncelikli olarak Tabii. nelerdir? Birincisi haç ve umre ağırlıklı seyahat acentalarımız var. İkincisi sadece bilet, uçak bileti odaklı çalışan seyahat acentalarımız var. Otel ve tur satan acentalarımız var. Dört başlıkta toplayabiliriz ağırlıklı olarak ve iç turizmle genellikle haşır neşir seyahat acentalarımız. Burada sorunlarımız haç sorunu büyük ölçüde kalkmış oldu. Yeni çıkan kota sistemiyle rekabet kalktı, fiyat kırma olayı bitti. Sadece umre ayağında biraz sıkıntılar var. Bu da doların yüksek olmasından dolayı daha önceki müşteri portföyüne sayısına ulaşmakta sıkıntılar yaşanabiliyor. İkincisi bilette sıkıntılarımız var. Herkesin bildiği üzere internet ortamında haksız rekabet yani fiyatların düşük olması seyahat acentalarını belini büküyor. Yani müşteri geliyor ofise örnek veriyorum interneti açıyor. Burada bu kadar da sizde niye bu kadar? Bu haksız rekabetin yeni yasayla birlikte önüne geçeceğine inanıyoruz. Üçüncüsü otel sorunlar yani otel satan seyahat acentalarımızın sıkıntıları var. Şimdi bölgemizde saydım 132 tane toplamda seyahat acentamız var. Türkiye'de de toplamda bir elin beş parmağını geçmez operatör sayısı. 132 seyahat acentasından 5 tane operatör var. Bunlar da tek yetkililikte çalışıyor. Yani A otelini siz satabiliyorsunuz. 5 ajanta satabiliyor örnek veriyorum. Diğerleri satamıyor. Böyle olunca da müşteri kaybı çok oluyor. Ya müşteri call center'a gidiyor ya internete gidiyor. Çünkü aradığı oteli bulamıyor.
tek yetkililik bizim elimizi belimizi büküyor. Satışlarda çok ciddi sorun yaşıyoruz. Bu konunun hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Artı şöyle bir sıkıntı var. Mesela yurt dışından misafirler geliyor Türkiye'ye tatil yapmaya. Örnek veriyorum Antalya'da. 5 tane bay bu otelde tatil yapabiliyor. Yurt dışından geldiği için. Ama bize geldiği zaman biz otele diyoruz ki 2 bay var alır mısınız? Almayız. Adamlar arkadaş tatile gitmek istiyor. Kötü bir niyeti yok. Ama bay satışını yurt dışındakiler yapabiliyor. Türkiye'deki öz evladımıza biz bu satışları yapamıyoruz. Bu sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor ki seyahat ajantaları nefes alsın. Ve tek yetkililikte şöyle bir şey var. İstediğin fiyata satabiliyorsun. Tek yetkilisin çünkü. Otelin değeri belki 1000 liradır, sen 2000 liraya da satabilirsin. Örnek veriyorum. Tek yetkililik sorunu ciddi bir sorun. Bütün seyahat ajantalarının o otelleri satabilmesi gerekiyor. Şu yapılabilir, yani çözüm yolu olarak söylüyorum. Tek yetkili olabilir. İki türlü satış tekniği var. Bir sistem ajantası olarak, bir de tabela ajantası. Tabela ajantasını verirsin. Bütün ajantaları da sistem açarsın. O reklam yapmadan satar kendi müşterisine. Evet. Diğeri de tabela olarak reklam yaparak satar. Bu şekilde bu sorunun üstesinden de gelinebilir diye düşünüyorum. Peki bölgenizde kaçak tur faaliyetleriyle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Öncelikle şu şeyi bahsetmek isterim. Biz geçen sene 2018 Temmuz 21'de seçimle geldik. Evet. Bir yılı geçti yani bir yıl bir ay oldu. BTK yönetimiyiz. Göreve geldiğimizden günden beridir ve seçim çalışmalarında yaptığımız tek şey, istediğimiz tek şey kaçak turların önüne geçebilmekti. Bunun üzerine yoğunluğumuzu ulaştırdık. Çünkü bahsettiğim 3 tane iyi konu var. Otel, bilet, hac ve umre. Bunlarda zaten sıkıntılar var. Turda bir sıkıntımız, onun üzerine onunla biz baş edebiliriz turdaki sıkıntılar. İşte kaçak tur, Ayşe teyzeler, işte öğretmenlerin yaptığı turlar, vergisiz, belgesiz kazançların önüne nasıl geçebiliriz? Bununla da biz İl Kültür Müdürlüğü ile birlikte denetim personelimiz, biz özel bir ekibimiz var. WhatsApp ihbar hattımız var. Bu ihbar hattında herkes yapamıyor. Aynı kişiye göndermek zorunda. Çünkü duyulmasını istemiyoruz kimleri takip ettiğimizi. Burada biz takip ağını oluşturduk. Bize bu Instagram, Facebook sayfalarından geliyor tur tarihleri. Biz burada nereden kalkacağını öğreniyoruz turların. Gidiyoruz, denetimini yapıyoruz. Cezası kesiliyor. Gönderiliyor. Bir yıl içerisinde bizim yaptığımız denetimlerle ilgili bir sayı paylaşmak istiyorum. Evet, buyurun. Toplamda 462 tane araç denetlemişiz. Sivas, Yozgat ve Kayseri'de. Bunun içerisinde 93 tanesi kaçak turmuş. Yani diğerleri belgeli araçlar. 93 tane araca ceza yazmışız. Ayrıca 23 tane de kaçak iş yeri tespiti. Yani belgesiz, TÜRSAP belgesi olmayan, uçak bileti satmaya çalışan, tur satmaya çalışan iş yeri denetimi yapmışız. Onun haricinde de 61 tane kaçak transfer tespiti yapılmış. Bir yıl içerisinde ciddi bir rakama ulaştık. Caydırıcılık oldukça yüksek. Şu anda yani bir iki tane daha bir şeyimiz var, denetimimiz var. Kültür Müdürlüğü sayesinde biz de gece gündüz demeden sabah 5 olsa da gece 2'de olsa biz çıkıyoruz, bu denetimleri yapıyoruz. Gerekli tutanaklar tutuluyor ve Kültür Müdürlüğü'ne iletiliyor. Oradan valiliğe gidiyor, cezaları onaylanıyor. Bizim elimizin güçlü olması için... Birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor seyahat ajantalarıyla. Bu ağı sıklaştırıp kimseye geçit vermememiz gerekiyor. Evet. Peki sefer sayılarına bakacak olursak ulaşım çok önemli biliyorsunuz. Evet. Kayseri'ye sefer sayıları yeterli mi? Uçak sefer sayıları ne sıklıkta var? Bir de bilet fiyatları nasıl tabii? Evet. Kayseri'den günlük 15 ve üzerinde direkt İstanbul'a sefer var. Haftada 4 tane Antalya'ya uçuş var, direkt sefer.
Yine 4-5 civarında haftalık İzmir'e direkt uçuşlarımız var. Şimdi 15 tane uçuşumuz var. Uçakların hepsi dolu. Fiyatlar, sefer sayısı fazla aslında. Sefer sayısı fazla. Bilet fiyatları da çok yüksek. Şu anda baktığınızda 370 TL'nin altında bilet fiyatı bulamıyorsunuz. Bunun başlıca nedenlerinden birisi de Kapadokya, yani Nevşehir bölgesinin bize yakın olması. 45 dakika mesafede araçla. Nevşehir Havalimanı'na da inen uçak sayısı az. Daha çok bizim Kayseri'deki havalimanımız kullanıldığından dolayı ve turistlerin uçakları doldurduğundan dolayı da uçak bilet fiyatları yükseliyor. Yerli halk yaz döneminde kullanamıyor. Yani uçakları, fiyatlar çok yüksek çünkü. Bir de gurbetçilerimiz geliyor doğal olarak. Onlar da uçuşu fiyatlarına etki ediyor. Bunu nasıl çözeriz? Yaz döneminde ekstra seferler koyarak, kış döneminde yine aynı rutin sefer sayıları yeterli olur. Fiyatlar da normal olur ama yaz döneminde ekstra seferle bu yoğunluğu azaltabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Peki Erciyes bölgesi ne kadar yabancı turist çekiyor? Yani yabancı gelen yabancı turist sayıları yeterli mi sizce? Şimdi, artırılması için neler yapılması lazım? Evet. Şimdi normal verilere baktığınız zaman Kayseri verileri yüksek. Çünkü yabancı Nevşehir bölgesine gelen turistler Kayseri Havalimanı'nı kullanıyorlar. O veriler bize geldiği zaman sayılar çok yüksek gözüküyor ama meydana, yani şehre baktığımız zaman biz ne kadar pay alabiliyoruz, ona bakmamız gerekiyor. Maalesef pay alamıyoruz. Tarihi, kültürü oldukça gurmesi, yani gastronomi mutfağı oldukça geniş olmasına rağmen Kayseri'nin istediğimiz sayıda verim alamıyoruz Kayseri'de. Gelen Kapadokya'da mesela çok yoğun bir bölge ama geceleme sayısı çok düşük. Yani 3 gece maksimum geceleme ortalaması var Kapadokya'nın. Kayseri'de bir gece bile yok yani. Aslında bir aktarma noktası olarak mı Kayseri'ni kullanılıyor? Kapadokya'ya giderken yolcular için, turistler için ya aslında geçiş durağı gibi bir şey oluyor değil mi? Evet, yani uçak sayısının fazlalığı ondan dolayı geçiş noktası. Bir de bölgeye çok yakın, yani araçla 40 dakika mesafede bir yeri var. Kış döneminde öyle değil. Yani daha önceleri Erciyes Dağı'nda turist konaklatamıyorduk. Şimdi birkaç tane yeni tesis yapıldı. Yapılacak tesislerimiz de var. Oradaki yatak kapasitesi arttırıldığı zaman kış döneminde Erciyes Dağı'nda turisti daha fazla görebiliriz. Evet. Geçen senenin verilerine göre Erciyes Dağı'nda 20 binin üzerinde yabancı turist ağırladık. Gelen milletler de Rusya'dan, Polonya'dan, Ukrayna'dan gelen charter uçaklar, direkt uçaklar. Yani direkt uçak koyduğunuz zaman turisti çekebiliyorsunuz. Aktarmalı da hem fiyatlar birazcık daha yükseliyor. Bu charter seferlerini arttırıp Erciyes Dağı için. Bir de Erciyes Kayak Merkezi dünyanın en güvenilir kayak pistleri arasında gösteriliyor değil mi? Yani çok da aslında duyulmuş da bir şey var, ismi var Erciyes Kayak Merkezi'nin. Acaba daha nasıl arttırılabilir bu yabancı turist nasıl çekilir oraya? Şimdi Erciyes'le ilgili şöyle paylaşayım. Pistlerimiz inanılmaz derece geniş, uzun pistlerimiz var. Artı orada yapay kar makinalarımız var. Sıfır derecenin altına düştüğü zaman otomatik olarak kar makinaları çalışıyor. Yani her zaman kar bulma olanağınız yüksek. Şu anda Erciyes'te ikinci kar yağdı Erciyes'e. Sezon hazırlıkları başlayacak yakında. Burada Erciyes'teki şeyi arttırabilmemiz için bir Erciyes'te yatak kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Şimdi gelenlerin çoğu şehir merkezinde kalıyorlar. Çünkü yer olmuyor orada. Şehir merkezine gidiyorlar. Birazcık daha yatak kapasitesini arttırmamız lazım ve riske girip kayak yapan milletler nereyse, örnek veriyorum Rusya. Buradan charter seferler, direkt seferler koymamız gerekiyor. Bunu denememiz gerekiyor. Geçen sene çok başarılı oldu. Bunun sayısını arttırabilmemiz için önce yatak kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Mesela şöyle bir şey oluyor. Gelen turist Kayseri'de yer bulamazsa başka bir bölgeye kayıyor. Yoğun dönemlerde, bayram tarihlerinde Kapadokya bölgesi de doluyor. Kayseri'de doluyor, Erciyes'te doluyor. Kozlaklı bölgesi, hatta Sivas'a kadar gidiyor. Çünkü yatak kapasitemiz az.
Artı bu yatak kapasitesini arttırırken de şunu yapmamız gerekiyor. Nitelikli personel eğitimini vermemiz gerekiyor. Çünkü kayak turizmine gelen kişiler bilinçli, bilen kişiler ve yüksek paralar harcayan kişiler geliyor. Bunlar istediği şeyi almak zorunda geldiği zaman. Bir kere gelirler. Eğer bu hizmeti iyi veremezseniz ikinci defa gelmezler. Bir de yani bu insanlar sosyal medyayı çok kullanıyorlar. Kayak anında yeni bir yemeğin tadına bakma anında sürekli paylaşım yapıyorlar. Onun için gelen kişilere hizmeti en iyi şekilde verip ağırlamamız gerekiyor ki bir de şey var yani biliyorsunuz fısıltı gazetesi dediğimiz bir şey var. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani gittiğin zaman mutlu oluyorsan, orayı seviyorsan arkadaşını anlatıyorsun. Arkadaşın geliyor öbür arkadaşına bu sirkülasyon sürekli devam ediyor. Reklam çok güzel bir reklam oluyor bizim için. Bizim altyapıdan ziyade şeyi de arttırmamız gerekiyor. Kaliteli hizmeti. Tabii kaliteli hizmeti. Evet, bir de Kayseri Ali Dağı yamaç paraşütüyle çok öne çıkan bir bölgemiz. Evet. Buraya nasıl rağbet oluyor mu turistlerden? İlgi çeken bir yer mi? Şimdi öncelikle Ali Dağımızın konum itibariyle tam şehir merkezinde. Ulaşımı çok kolay oraya. Burada yamaç paraşütü artık yani hızlanmaya başladı, artmaya başladı. Kulüpler kuruldu. Şehir dışından gelenler olmaya başladı. Mesela Fethiye nasıl ünlendi? Fethiye'dekiler diyorlar ki bir de Kayseri'ye gidelim bakalım. Orada nasıl yaparız demeye başladılar. Burada şey artmaya başladı. Sirkülasyon artmaya başladı. Bizim burayı şöyle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Kapadokya bölgesinde her gün balon seferleri oluyor. Sabah 4'te 4.30'da başlıyor. 1 saatlik, 1.5 saatlik uçuşlar oluyor. Şimdi gelen turist de oraya 2 gün ya da 3 gün kalabiliyor. Sivil havacılığın vermiş olduğu bir sınır var. Günlük örnek veriyorum. 1000 kişi uçabiliyor. 1001. kişi uçamıyor. Şimdi bizim orada dirsek temasında olup uçamayan kişileri Ali Dağı'na getirip hiç değilse bir yamaç paraşütüyle bunu taçlandırmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada tabii ki görev bize düşüyor. Kapadokya BTK ve Erciyes BTK olarak işbirliği içerisinde bu yamaç paraşütünü hızlandırabiliriz. Şu anda bir de şey var Kayseri için. Soğanlı bölgesi var. Kapadokya'ya sınır yakın bir bölge. Orada sivil havacılıkla ve gerekli mercilerle görüşmeler yapılıyor Büyükşehir Belediyesi tarafından. Orada balon uçuşları yapmak isteniyor. Eğer o da olursa zaten Kayseri turizmine çok artı olacak. Bir şey olur, tabii. Evet. Balonun haricinde tabii oraya balon gelirse oradaki turisti sadece balon yaptırmak değil, konaklatmamız da gerekecek. Oraya bir altyapıyı hızlandırıp konaklamaları da yaptırmamız gerekecek. Restoranların kurulması gerekecek. Çünkü balondan sonra kahvaltı alabilecek misafirler. Yani bir şeyi paket halinde verebilmemiz gerekiyor orada. Evet. Aslında baktığımızda birçok yer var Kayseri'de. Doğal güzellikleri de ön plana çıkıyor. Mesela Palas Tuzla Gölü var. Hem böyle bir sağlık merkezi gibi bir yer aslında. Birçok kişiye şifa kaynağı olmuş bir yer. Peki Palas'ı turizme kazandırmak için neler yapılması lazım? Şimdi Palas Tuzla Gölü ile ilgili şunu anlatayım öncelikle. Burada çok farklı kuş çeşitleri var. Hatta soyları tükenmekte olan bazı kuş çeşitleri var. Değişik hayvan türleri barındırıyor. Burada yürüyüşler, trekking yapılabilir. Fotoğraf çekimleri yapılabilir. Çok güzel bir şeyi var, görüntüsü var bu gölün. Evet. Öncelikle şimdi bizim kaynaklarımız Kayseri'de, Sivas'ta, Yozgat'ta çok. Yani tarih ve kültürel olarak çok kaynağımız var. Ama yeterli sayıda ne bu bölgeye, Palas Tuzla Gölü'ne ne de diğer bölgelere turist alamıyoruz. Birincisi burada Salda Gölü'nü duydunuz, biliyorsunuz. Birdenbire canlandı. Orası çok hareketlendi. Burada da hareketlilik yapmak için öncelikle yerli halkı, yani yerli turisti çekmemiz gerekiyor. Çevre illerdeki turistleri çekmemiz gerekiyor. Benim nacizane görüşüm bu. Ondan sonra da
dışarıya açılalım. Yani bir önce eksiklerimizi görelim. Buraya Palas Tuzla Gölü'ne misafirleri getirdiğimizde bir eksiğimiz var mı? Her şey tamam mı? Örnek veriyorum, bir çay içebilecekleri bir restoran, kafe var mı? İnsanlar yürüyecekler, sabah kuşları fotoğraflayacaklar, örnek veriyorum. Hayvanları fotoğraflayacaklar. Orada bir şeye ihtiyaç duyacaklar. Bu ihtiyaçları biz karşılayabilecek miyiz? Bunları tespit ettikten sonra yerli halkı çekmek için önce onları çekeceğiz. Ondan sonra yabancı turiste odaklanmamız gerekecek. Evet. Bir de Koramaz Vadisi var. Bu da kültürel ve doğal mirası bir arada bulunduran bir yerimiz. Burası için bir şey düşünülüyor mu? Turizme kazandırılması için bir çalışma yapılıyor mu? Şu anda Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mendup Bey gerekli çalışmaları başlattı orayla ilgili. Zaten yerel seçimlerde yakın oldu, biteli. Burayla ilgili UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasıyla ilgili bir adım attı belediye. Biz de bunları yakından takip ediyoruz. Koramaz Vadisi'nde 38 tane oyma kilise, 2 tane modern kilise, antik yaşam yerleri, yeraltı şehirleri ve çok önemlisi fosil kazı alanları var burada. Oldukça zengin. Ne arıyorsanız bu hepsi Koramaz Vadisi'nde mevcut. Burada şimdi altyapı çalışmaları başladı. İnsanların gittiği zaman orada yemek yiyebilecekleri, sohbet edebilecekleri alanlar oluşturulmak için gerekli adımlar atıldı. Bu çalışmalarda belli bir noktaya geliniyor Koramaz Vadisi için. Çok güzel bir yer Koramaz Vadisi. Şöyle bir şey yapılabilir. Bu altyapı çalışmaları bittikten sonra, geçen sene biliyorsunuz bu sene Göbekli Tepe yılı ilan edilmişti. İnanılmaz derecede bölge turist çekti, yerli ve yabancı. Oteller hep doldu, başka bölgelere kaydı misafirler. Buradaki altyapı çalışmaları bittikten sonra, burada işte Koramaz Vadisi yılı seçilirse, hem Koramaz Vadisi hem Palas Gölü ve Erciyes Dağı, diğer tüm bölgeler aynı anda parlar. Peki biraz da gastronomi ile ilgili konuşalım. Şimdi Kayseri deyince hemen mantı geliyor aklımıza. Evet. Pastırması var, sucuğu var, daha bir sürü yemeği var. Gastronomi ile ilgili yapılan çalışma var mı? Yakın zamanlarda herhangi bir şey yapılmayı planlanıyor mu? Şöyle söyleyeyim. Biz yönetime geldikten sonra BTK olarak biliyorsunuz Ömer Kartın Bey. O bize ulaştı. Kayseri'de bir gastronomi çalışması yapalım dedi. Aşağı yukarı 4-5 aydır bir çalışma yaptık Ömer Bey'le. Bizim bildiğimiz doğruların çoğu yanlış olduğunu gördük orada. Çünkü gastronomide şöyle bir şey var. Mantımız meşhur, sucuğumuz meşhur, pastırmamız meşhur, pöçümüz var. Gilaboru suyumuz var. Herdere'de deva, örnek veriyorum. Bunların tanıtımı, şimdi gastronomi için gelen insan sadece yemek yemeye gelmiyor. Aslında şehri dolaşmaya da geliyor değil mi? Tabii, şehri dolaşmaya geliyor ve bunların nasıl yapıldığını görüp öyle yemek istiyor. Hazzı öyle alıyor. Örnek veriyorum, mantı nasıl dolduruluyor? İlk hamurun yapılma aşamasından kesimine kadar, doldurulmasına kadar her şeyi görmek istiyor. Hatta kendi de yapmak istiyor. Onun için de kendi yaptığı mantı da olsun, ben de onu yiyeyim istiyor. Bu aşamaları bizim gösterebileceğimiz ortamları oluşturmamız gerekiyordu. Biz bunları oluşturduk, görüşmelerimizi yaptık. Yaklaşık 4-5 ay süresince bunları toparladık. Artı tabii sadece gastronomiye, yemeği içmeye gelmiyor misafir. Gelmişken de diyor ki, ben Kayseri'nin nesi meşhur, neresi güzel, nerelerini gezebilirim. Kapalı çarşısı varsa orayı gezmek isterim. İşte Koramaz Vadisi'ni görmek isterim. Mesela Kayseri'de yılkı atlarının olduğu Hürmetçi Kasabası var. 400-500'e yakın başıboş yılkı atlarımız var. Onun başında da bir abimiz var. O atları sürekli kontrol ediyor. Çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Kışın, yağmurlu havada, güneşli havada bu atları... Karlı havada. Tabii. Koşturuyor. Yurt dışında bilenler geliyorlar özellikle. Kapadokya bölgesine geldim, bir de oraya gideyim diye. Çok yakın çünkü birbirine. Buraya geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Bu bütünü
Kapadokya'yla kaç dakikaydı arası? 40 dakika maksimum bir arabayla. Tabii evet. Mesafesi yakın var. Yakın bir mesafe aslında. Yakın evet. Bu şekilde canlandırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bir de şimdi sağlık turizmine değinmeden önce aslında bir şey sormak istiyorum. Şimdi tatilcilerin tatil anlayışı da değişti. Yani işte kısa tatillerde bile insanlar hep böyle yeni yerler keşfetme peşinde. İşte şuraya da göreyim ya da belki sırf fotoğraf çekme amaçlı bile insanlar artık değişik yerler evet. görmek peşine koşuyorlar. İşte bunun nedeni nedir? Yani bu tatil anlayışı nasıl değişti? Evet. Şimdi ben turizm okudum Mersin Üniversitesi'nde. Hı hı. Burada bize ilk turizme giriş dersimiz vardı. Orada anlatılan bir şey vardı. Bir piramit var. İşte önce karın doyuracaksın, sonra barınak ihtiyacın. Hı hı. En sonunda da turizm ihtiyacı vardı. Çünkü en üst düzeyde, en yukarıdaydı bu turizm ihtiyacı. Bu turizm ihtiyacı artık değişti. En alta geldi. Yani tüm ihtiyaçlar karşılandıktan sonra turizm değildi artık evet. ilk başta. Evet yani artık insanlar bu stresli hayattan hı hı. ve özellikle bu teknoloji insanları yormaya başladı. Bu akıllı telefonlar çok yıpratıyor. Hı hı. Bundan dolayı da bir gün de olsa, yarım gün de olsa, günübirlik de olsa, iki gün, üç günlük de olsa insanlar farklı yerleri görme peşindeler. Hı hı. Şimdi biz, ben 9 yıldır turizm kendi işimi yapıyorum. Daha önce çalıştım başka firmalarda. Şunu gördüm. Öncelikle insanlar şeye gitmek istiyordu. Her şey dahil sistemde. Otele gideyim. Deniz, kum, güneş. Hı hı. Rahatça tatilimi yapayım, geleyim. Artık değişmeye başladı bu. İki nedeni var bana göre. Birincisi fiyatların çok artması. Bir de bir insan 10 yıldır Antalya'ya, Bodrum'a gidiyor. Artık farklı yerleri görmek istiyor. Birincisine gelecek olursak ekonomik. Doların, euronun artmasıyla birlikte yerli turiste geçen sene ve bu sene Antalya ve Bodrum taraflarında oldukça sayı düştü. Hı hı. Ne yapıyorlar? Atıyorum 5.000 liralık bir otele para vermek istemiyor. Diyor ki ben 2 günlük Doğu Karadeniz turuna gideyim. Hesaplıyor 2.000 TL diyor. Ben oraya göreyim diyor. Farklı yerleri görüyor. Günübirlik işte örnek veriyorum Darende turuna gideyim. Benim bütçem bu kadar diyor. Farklı bir anlayış içerisine giriyor. Hı hı. Bu şekilde ihtiyaçlar değişiyor. Burada diğer konuda ihtiyaç demiştik değil mi? Aslında hani turizm bir ihtiyaç haline geldi değil mi insanlarda? Tabii yani evet. Gezme ihtiyacı oluyor. Yani şunu diyeceğim stresli hayata gelecektim herhalde unuttum onu. Stresli hayatta olduğu için insanlar kendini deşarj etmek istiyor. Uzun dönem tatile gidemiyor, işinden izin alamıyor. Hafta sonunu bir değerlendirmek istiyor. Hafta sonu işte biz İç Anadolu bölgesi olduğumuz için ona göre ben konuşuyorum. İç Anadolu olduğu için işte Antalya'ya direkt gideyim geleyim gidip gelmek zaten bir gün sürüyor. Hiç değilse diyor yakın bir bölgede gideyim, tatilimi yapayım, stresimi atayım, fotoğrafımı çekeyim. Bu şekilde ihtiyaçları da insanların değişmeye başladı ve inanılmaz derece günübirlik turlar, konaklamalı turlara talep arttı. Ve şöyle bir şey de var. Mesela biz daha önce Antalya'ya gönderdiğimiz insanlar şimdi zamanla Bodrum'a gitmeye başladı. Oradan da bıktı. Ülke dışına çıkmaya başladı. Şimdi İtalya'ya gidiyor, seneye Fransa'ya gidiyor, sonra değiştiriyor. Yani artık insanlar aynı yere gitmek istemiyor. Hep farklı yerlere gitmek istiyorlar. Evet. Aslında hani turistleri diğer rakip destinasyonlara kaptırmamak için neler yapmamız lazım mı da düşünmek lazım değil mi? Evet. Rakip ülkeleri kaptırmamak için. Ama şimdi sağlık turizmi var. Ülkemize çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Sizin bölgenizde neler yapılıyor sağlık turizmi adına? Yapılan çalışmalar var mı? İki ay önce bir turizm çalıştayı yapıldı. Kayseri'de sağlık turizmi çalıştayı. Buna biz de katıldık. Burada öncelikle neler yapılabilir, eksiklerimiz nedir, yapılması gerekenler sıraya konuldu. Bunun üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şimdi yakın zamanda hastaneler ve turizm seyahat ajantaları ile birlikte bir toplantı gerçekleştirilecek. Zaten Kayseri'mizde, Sivas'ımızda yeterli sayıda hastanemiz var. Çok iyi doktorlarımız mevcut. Tarih, kültür derseniz her şey var. Burada yapılması gereken şu,
turisti buraya nasıl getirebiliriz? Bizi niye seçmeli? Kayseri'ye niye bu turist gelip, örnek veriyorum, saçını ektirmeli ya da işte dişini neden yaptırmalı? Bunu oluşturmamız gerekiyor. Artı bunları tamamladıktan sonra da yapılması gereken en büyük şey şu. Şimdi yurt dışındaki bir insan buraya gelip dişini yaptıracaksa ya da sağlıkla ilgili bir operasyon geçirecekse şunu bekler. Devletlerin arasında bir anlaşma olmasını bekler. Yani geldiği zaman tamam ben burada dişimi yaptırayım. Hı hı. Kendi ülkemde bunu 10 bin dolara mal edebiliyorum. Türkiye'de bunu 2 bin dolara mal edebiliyorum ama bu 2 bin doları benim sigortam ödeyecek mi? Hı hı. Bunu bekler. Onun için yapılması gereken en büyük şey devletler arasında bir pilot bölge seçip öncelikle hangi ülkeden yoğunlukta, örnek veriyorum, İstanbul'a tedavi için geliyorlar. Bu pilot bölgeyi seçip o devletle bir anlaşma yapıp sigortasıyla birlikte sağlık turizmini de bu şekilde canlandırabiliriz. Aksi halde çok zor. Yani bu turistlerin buraya gelip tedavi olup kendi parasını vermesi, sigortasından alamadığı durumunda gelemezler. Evet. Peki şimdi rehber sayılarına bakacak olursak, öncelikle bölgenizde rehber var mı diye bir sormak istiyorum. Evet. Varsa da yeterli oluyor mu bu sayılar? Size yeterli geliyor mu rehber sayıları bölgenizde? Evet. O bizim kanayan yaramız zaten rehber konusu. Özellikle yoğun bayram tarihlerinde. Şimdi belli bir sayıda rehber var. Her seyahat ajantası 1-2 otobüs tur çıkartıyor, örnek veriyorum. Rehber bulamıyoruz. Günübirlik Kayseri'de mesela tur yapacak olsak Kayseri'mizde rehberimiz yok. Ama ben anlatabilirim. Hı-hı. Ama benim yetkim yok. Anlatma yetkim yok. Bunun için şunu yapmalıyız. Rehber sayısını hızlıca arttırmamız gerekiyor. Şu anda bir protokol imzalandı. 600 yeni rehber, 600 rehber. Katılımı. Yeterli olacak mıdır 600 rehber? Yeterli olmayacak ama bir nebze bize şey olacaktır yani. Faydalı olacaktır. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda siz bir tur yapıyorsunuz. Rehberle anlaştınız. Bir ay sonra sizin turunuz var. Günlük YMİ usulüne 587 TL mi? Anlaştınız. Başka bir seyahat ajantası rehber bulamadı. O rehbere dedi ki ben size daha fazla ücret ödeyeyim. Dediği zaman kaybetme riskiniz çok yüksek. Ha bunu ben tüm rehberler yapıyor demiyorum. Kesinlikle öyle bir iddiam yok. Bana denk geldi en azından bu. Yani ben karşılaştığım için söylüyorum. Rehber sorunu hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bölgesel rehberler, Türkçe rehberlik sınavı açılması gerekiyor. Kayseri'ye örnek veriyorum. Sivas'a, Yozgat'a, Çanakkale'de olduğu gibi alan kılavuzlu verilebilir. Çünkü günübirlik geliyor zaten misafir. Günübirlik geliyor ve rehber bulamıyoruz. Çünkü zaten Kapadokya bölgesi çok yoğun. Oraya gidiyor. Rehberler. Biz çünkü orada 3 günlük turu var. Günübirlik tur için Kayseri'ye gelmiyor. Bundan dolayı da bu rehber bizim için çok büyük kanayan yara. Yani. Evet. Belki alan çalışmasıyla çözülebilir tabii diyorsunuz. Peki yasa çalışmasıyla ilgili sizsiniz için bu arada. Yasa çalışmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Turizm yasa çalışmasıyla ilgili sizce ne zaman şimdi gerçekleşecek? Şimdi biz 1,5 yıl önce biliyorsunuz bir seçime gittik. Firuz Bey ve ekibine biz bu şeyi yetkiyi seyahat ajantaları verdi. Ve 3 ay gecikmeli bir seçimdi. Burada bizim Firuz Bey'i ajantaların desteklemesinin en büyük başlığı nedenlerinin birisi de bu bize anlatmış olduğu, örnek veriyorum, devir yolu, belge devir yolu. Örnek veriyorum işte şey aidat meselesi. Bunun gibi konuları kendisi bize anlattı. Biz de dedik ki sizin dediğinize biz inanıyoruz ve bunu siz çözersiniz. Biz burada mutabakat vardık ve oyumuzu kullandık. Firuz Bey'i destekledik. Firuz Bey gerekli tüm adımları atarak bakanlığa bu taslak çalışmasını götürdü. Bizler içerisinde bulunduk. 40 gün boyunca ajantalara mail gönderildi. Geri dönüş beklenildi. Mesajlar gönderildi. Geri dönüş beklenildi. Bunlar da süzgeçten geçerek bir taslak
oluşturuldu yönetimle birlikte ve bu taslağımız da bakanlığımıza gitti. Biz bakan beyin de demiş olduğu üzere bu yamalı yasayla nereye kadar devam edilecek demişti. Üç kere bize bir tarih verdi kendisi. Ben de yakından takip ediyorum. Yasanın çıkacağı Haziran'da çıkacak, Temmuz'da çıkacak. En sonunda bu yıl bitmeden çıkacak dedi kendisi. Biz artık bu eski yasayla idare edemiyoruz. Örnek veriyorum, 50 bin lira belge parası 3 yıl önce de aynıydı. Çok farklar değişti. 10 yıl önce de enflasyona vursanız bile bunun bedeli bu kadar olmamalı. Yani enflasyon oranında artış gösterilebilse bile bu kadar olmamalı. Teminat mektupları veriyoruz mesela bakanlığımıza. 7 bin TL teminat mektubu veriyoruz. Trilyonluk işler yapan büyük operatörler de 7 bin TL'lik teminat mektubu veriyor. 100 bin liralık iş yapan küçük seyahat acentası da 7 bin liralık teminat mektubu veriyor. Bunun Bakan Bey tarafından hızlıca yasaya geçirilmesi gerekiyor. Benim gönlüm şundan dolayı rahat. Genel merkez, bizler, BTK başkanlarımız bütün elimizden geldiğince bu yasanın güzel çıkması için her şeyi yaptık. Top bundan sonra bakanlıkta. En sonki açıklamasında şunu ben duydum. Mutabakata varılmadı. İşte bundan dolayı yasayı bekletiyoruz falan diye. Şimdi ben buradan şunu söylemek istiyorum. Birincisi, yeni çıkan bir tane turizm ajansı yasası var biliyorsunuz. Burada otellere geçiyorum. Seyahat acentalarıyla ilgili cirosundan 1/1 para ödememiz gerektiğini bu fona. Şimdi burada mutabakata varıldı mı? Bize soruldu mu bunun böyle olması gerektiği ile ilgili? Sorulmadı. Burada mutabakatı nasıl sağladınız? TÜRSAB'a soruldu mu? Sorulmadı. Mutabakata varılmadan çıkartılmış bir yasa. Ha şu olsaydı anlardım. Bir önce komisyon kurulurdu. Böyle bir yasa çalışması var. Bu komisyonda da bu kişiler olacak. Seyahat ajantalarında görüşü alınacak denseydi biz kabul ederdik ajansı. Bu kadar hızlı bir şekilde 3 günde bu kadar büyük operasyon yapılıyor. Ama 1,5 yıldır neredeyse turizm yasası kanunu çalışılıyor ve bu yasa çıkmadı. Hala çıkmadı. Biz gerekli tüm adımları attık. Tüm üyelerimize bu yasayla ilgili bilgi verildi. Onun üzerine Turizm Bakanlığı'na gitti bu yasa. Bunun hızlı bir şekilde çıkartılıp artık sorunların hepsinin çözümü bu yasada çünkü. Biz denetim yapıyoruz, örnek veriyorum BTK'lar olarak. Yanımızda Kültür Müdürlüğü yoksa denetim yapamıyoruz. Gecenin bir yarısında bizim bu denetime gitmemiz gerekiyor. Belki müdürlükteki arkadaşın bir işi var, cenazesi var, düğünü var. Yok, örnek veriyorum. Biz gidemiyoruz. Hiçbir şekilde bu denetimi yapamıyoruz. Örnek veriyorum. Burada ayrıca şeyi de söyleyeyim. Aidat konusuna geleyim. Aidat bu yıl 2019'da hiçbir seyahat acentası aidat ödemedi şu anda. Bekletiliyor. En yüksek aidatları biz ödüyorduk. 2017'de, 2016'da, 2015'te. Yeni yasada ne olacaktı? 1/1 kadar ya da %1 kadar ödeme yapılacaktı. Bu da acentaların elini güçlendirecekti. Yani bir yükten kurtulacaktı. Çünkü acentalar aidat ödüyor. Ticaret odasına ödeme yapıyor. Ondan sonra değişik vergiler ödüyoruz. Her kazandığımız sürekli vergiler ve aidatlar üzerinden ödeme yapıyoruz. Eğer bu yasamız çıksaydı ondan da kurtulacaktık. Yani çoğu şeyin önünü kesecekti. Bütün kanayan yaralarımız kapanacaktı. İsteğimiz Turizm Bakanı'nın hızlı bir şekilde bunu meclise sokup yasayı çıkartması. İnşallah diyoruz. Peki bildiğiniz üzere yönetim kurulu seçimleri de yaklaşıyor TÜRSAB'ın. Bu konu hakkında da biraz fikirlerinizi alalım. Tabii. Şimdi öncelikle seçimler olalı zaten çok kısa bir zaman oldu. 3 ay gecikmeli bir seçim atlattık. Seçimlerden sonra tabii ki 3-5 ay hayırlı olsun ziyareti, merhaba, bir kurumu tanıyayım zamanı geçiyor. Burada kaybedilmiş bir zaman var.
ve çok kısa bir yönetimde kalmış yönetim var. Yani TÜRSAB'ın yönetiminde Firuz Bey ve yönetimi çok kısa süredir buradalar. Bu kısa sürede bile çok büyük işler başardık. Örnek veriyorum, 30'a yakın denetim sayımız vardı 81 vilayette. Şu anda 80'in üzerine çıktı. Yani raporlara baktığınız zaman denetim sayılarındaki artışların nedeni bu. Önceden 10 tane yapıyordunuz, şimdi 150-200 tane yapıyorsunuz. Çünkü personel sayısı arttı. BTK olarak çok güzel, çok rahat ulaşım sağlayabiliyoruz. Bir isteğimiz ya da bir şey varsa aradığımız zaman herkes telefonunu açıyor burada. Kurumsallık çok güzel oturmuş bir durumda. Bundan dolayı biz gerekli çalışmaların yapıldığını bildiğimiz için şahsım adına söylüyorum. Firuz Bey'i sonuna kadar destekleyeceğim. Ve geçen seçimlerde biliyorsunuz rekor oy aldı. Daha bunu da üstüne katması için ne gerekiyorsa şahsım adına bunu yapacağım. Peki Emre Bey, son olarak turizmde kendi bölgeniz için ve Türkiye için 2020 beklentileriniz nelerdir? Evet, şimdi birincisi bizim kendi bölgemizde beklentimiz şu. Biz iç pazar çalışıyoruz. Yani yerli turist, yerli müşteri çalışıyoruz. Kayseri'den alıyoruz, başka şehirlere gönderiyoruz. Seyahat ajantalarımızdaki haçumrede çalışanlar da öyle. Kayseri'den alıyor işte haçını ve umresini yaptırıyor. Biz atıyorum alıyoruz, Antalya'ya gönderiyoruz. Bu sene 2019 yılında oldukça düştü. Neden düştü? Euro doların artması, konaklamaların artması, uçak fiyatlarının artmasından dolayı oldukça herkesin cirosu düştü. Bizim 2020'de beklentimiz, ülkemiz güvenli bir ortam içerisinde olduğu zaman hiçbir şekilde bu gelirler aşağı düşmez. Turist sayısını, yerli turist sayısının, yabancı turist sayısının artması zaten her yıl bir ivme kazanarak artarak gidiyor. Otel fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Yani çünkü şimdi yabancı turist geliyor, aynı otelde kalıyor. O 1000 TL ödüyor, yerli turist 2000 TL ödüyor. Bunların eşitlenmesini istiyoruz. Yani yabancı turist ile yerli turist otele gittiği zaman aynı fiyat ödesin. Bu şekilde İç Anadolu'daki seyahat ajantalarının cirosu artacak, kazançları artacak. Yine haksız rekabette satılan uçak biletleri, bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Eğer bunların önüne geçilirse de yine İç Anadolu'daki seyahat ajantaları uçak bileti satmaya başlayacak. Eski volümlerini yakalayacaklar ve herkes mutlu olacak. Refah düzeyimiz, yani güvenli bir ülke olarak devam edersek zaten yabancı turist gelirlerimiz artacak. Bizim bölge olarak yabancı turistle çok haşır neşir olmadığımız için yerli turistle daha çok çalışıyoruz. Bizim beklentilerimiz otel fiyatlarının düşmesi, euro doların düşmesi. Bu şekilde bizler de belli bir satış potansiyelini yakalayacağımıza inanıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bugün Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Mart bizlerle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.